Blade yeter. Asistan Elize ekranlarından herkese merhaba. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadele sonrasında kıymetli yorumcularımız Volkan Demirel ve Ümit Davala ile beraber bu karşılaşmanın yansımalarını konuşacağız. İkiniz de hoş geldiniz. Ama öncesinde küçük bir anonsumuz var. İyi bir şey yapmak istiyorsan her işin sonu terle biter. Derbi heyecanına Blade yeter. Kendinizi hep ferah hissedin. İyi kokmaya Blade yeter. Karşılaşma 3-1 bitti. Keyifli bir mücadeleyi izledik. Volkan Hocam, sizinle başlamak istiyorum. Fenerbahçe neden kaybetti? Öne çıkan en bariz detayı sizden öğrenmek istiyorum. Bence tek bir nedeni yok. Genel bir nedeni var. Ümit abi de izledi. Bu arada ümitler sardı dörtlüğünü. Onu da hemen dile getireyim. Onlarla program yapmak, Ümit abiyle, Ümit Karan'la, Ümit Davala abimle program yapmak benim için çok büyük bir keyif. Öncelikle onu söyleyeyim. Milli takımda Ümit abinin saçlarıyla gündem olduğu zamanları çok iyi biliyorum. O zamanlar milli takım formasıyla maçları takip ediyorduk. Dünya Kupası'ydı değil mi abi? Çok da güzel zamanlar geçirdiler. O yüzden gerçekten keyif alıyorum şu an buradaki programdan. İlk önce onu söyleyeyim. Nedenlere gelince birçok nedeni var. Nedir nedeni? Maç öncesine gittiğimizde çok olumlu bir Fenerbahçe tarafı vardı. Buna karşılık sessiz bir Galatasaray tarafı vardı ki Okan Hoca'yı ben tebrik etmek istiyorum. Hani Okan Hoca'nın hocalığını tartışabiliriz. Taktik, teknik, antrenman planlaması vesaire vesaire. Bunları konuşabiliriz. Ama Okan Hoca yönetim işini hem futbolcuyla olan ilişkilerde, Ümit abi daha çok hakim bu konuya ama ben dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Hem futbolcularla yönetmeyi, hem dış kamuoyunu yönetmeyi, hem taraftarı yönetmeyi, hem yönetimi yönetmeyi çok iyi biliyor. Bu bir liderlik özelliği. Teknik adamlık özelliklerinden farklı bir şeydir bu. Teknik adam özelliklerinin yanında liderlik özellikleri taşıyan bir hoca. Ben bunu hep de söylüyorum. Galatasaray hem maç önünü, hem maç içini, hem de maç sonunu çok iyi oynadı. Şimdi maç önü nasıl iyi oynadı? Galatasaray sessiz kaldı. Fenerbahçe tarafı biraz daha galip gelecekmiş coşkusuyla hazırlandı. Hocaların maçtan önceki demeçlerine bakıyorum. Mourinho 6 haftadır hep Galatasaray'dan bahsediyor, hakemlerden bahsediyor. Okan Hoca'dan bahsediyor. Okan Hoca tam tersi, maçtan sonra dinledim Okan Hoca'yı. Orada dedi ki bazı teknik adamlar bu tarz söylemler yapabiliyor diyor. Karşı tarafı etkilemek için, yönetmek için vesaire vesaire. Sadece orada bir Mourinho'nun adını geçirdi. Yani şunu demek istiyorum. Maçın öncesiyle, içiyle, sonrasıyla Galatasaray iyi hazırlandı. Başlığı böyle geçelim. Ondan sonrasını devam ettiririz. Ümit Hocam, size dönecek olursam da Galatasaray 2 yıl önce yaptığının bir benzerini yaptı. Yine 3 gollü bir galibiyet elde etti. Spesifik olarak en doğru neyi yaptı Okan Hoca ve öğrencileri? Maç 2-0 olduktan sonra 3'ü kovalayan bir Galatasaray vardı. Yani hiçbir zaman saklanmayan, hiçbir zaman geri çekilmeyen bir Galatasaray. Normalde Fenerbahçe maçlarında böyle değildir. 1-0, 2-0 yakaladıktan sonra ister istemez biraz geri çekilir takım ama tam tersi oldu. Galatasaray golü aramaya devam etti. En büyük etken buydu. Herkes oyun içerisindeydi. Bir Sara'dan mesela bir soru işareti vardı nasıl olur diye. Müthiş bir maç oynadı. Yunus aynı şekilde acaba nasıl olur diye düşündük. O da çok iyi bir maç çıkardı. Takım halinde bence daha hazır olan bir Galatasaray vardı Fenerbahçe'den. İkinize de maçın oyuncusunu sormak istiyorum. Göze en çarpan isim kimdi? Mesela sen sor. Benim belli. Vallahi ben yine yani 37 yaşındaki Mertens'i diyorum. Gerçekten hem golünü attı hem yine çabaladı. Top kazandı, orta sahaya yardım etti. Tüm ataklarda vardı. Osimhen'den çok iyi bir uyum sağladı. Ki ondan önceki zaten takım arkadaşları. O arkadaşlık hala saha içinde yansıdığını görebiliyoruz. İkisi iyi anlaşıyor. Şimdi Icardi geldiği zaman acaba kim oradan çıkar diye düşünüyorum. Dolayısıyla şu an çok iyi giden bir Galatasaray var. 4-2-3-1 gibi bir sistemden ya 4-4-2 ya da 4-3-1-2'ye nasıl geçer Galatasaray veya Okan Hoca nasıl yapar onu şu anda kendisi de düşünüyordur. Dolayısıyla iyi giden bir Galatasaray'ı Icardi'nin gelişiyle acaba nasıl olur? Bunu düşünüyorum. Sizin gözünüzden maçın en iyisi kimdi? Bence Saray'da en iyisi. Torreira buna eşlik etti. Mertens'te katılıyorum. Yani orta saha olarak Galatasaray çok daha organize bir takım olarak göründü. Hem sertlik anlamında. Şimdi maç önünü söyledim. İşte demeçler, hazırlanış, rahatlık. Maçı da şöyle. Fenerbahçe takımında temas göremedim hiç. Yani ki İsmail Fred olmasına rağmen İsmail Fred yapıyor, Cıkı da yapıyor bunu. Hani temaslı oyuncular, Mert de yapıyor stoper özelliğinden dolayı ama hani dünkü maçta Osterwald'e de yapıyor ama dünkü maçta Fenerbahçe sanki biz nasıl olsa kazanırız gibi bir havayla çıktı maça. Bu da neden böyle kaynaklandı? Yani çünkü Fenerbahçe takımı sahada böyle bir derbi maçına çıkmış havada değildi. Ben stattaydım maçı. Yukarıdan da her şeyi çok net görürsünüz.
İşte biz teknik adamlık yaptık, yardımcılık yaptık. Sağ kenarında bunu fazla göremiyorsunuz ama yukarıdan arkadaşlarınız size olan biteni gördükleri anda size daha açıkça anlatabiliyorlar. Yukarıdan açıkçası ben oyunu çok net gördüm. Temassız oynayan bir Fenerbahçe ve hakikaten Ümit abi de söyledi, Galatasaray iyi hazırlanmış. Neden iyi hazırlanmış? Galatasaray bir kere Yunus'u orta sahaya çekerek Mert'in adam adama oynamasını artık biliyorlar mıydı? Ya da bunu Mourinho mu Mert'e söyledi bilmiyorum ama Yunus'u çok takip etti. Yunus takip edince ikinci gol zaten böyle geldi. Onun öncesi de ters taraftan bu sefer Sara'nın 19. dakikada kaçırdığı bir pozisyon var. Livakovic'in çıkardı. Orada da yine bir pas opsiyonuyla ama akan oyundaki pas oyunu. Şimdi akan oyunla kaleden başlayan oyun arasında fark vardır. Kaleden başlangıçlarda ben Ümit abiye derim ki Ümit abi stoperi kapatalım. Sol stoperi sağ stopere yönlendirelim. Orada çok tempo istemez bu baskı. Ama akan oyunda şimdi Osimhen niye herkese diyor çok iyi oynadı. Aslında Osimhen iyi oynamadı. Osimhen ama her şeyinde %100 gitti. Rakibe %100 gitti. Kaleciye %100 gitti. Stoperlere %100 gitti. Rahatsız etti. Yani bu da ne yapamadı? Fenerbahçe takımına zaten Fenerbahçe takımı geriden oyun kurma planına vardır illaki ama çok hakim bir takım değil. Daha çok ne yapıyor? Stoper kaleciye veriyor. Kaleci uzunca koyu atıyor. İndirdikleri ikinci topla oyuna başlıyorlar. Ya da işte Livakovic stoperlerden birine veriyor. Stoper vuruyor uzun topla. Mesela dün bir iki tane Osterwalde'ye başlamak istediler ama şimdi Osterwalde, Maxim bunlar ayağına top isteyen oyuncular değil. Dikkat edin. Top sol stoperdeyken Osterwalde hep gitmeye çalışıyor. Atınca da pası arkasında kalıyor. Veya işte Maxim'in hep önüne istiyor. Yani bu oyuncular biraz daha topla mesafe kat edebilen oyuncular. O yüzden ben Osterwalde'den sol stoper olmaz diyorum. Çünkü çok oyuna girmeye çalışıyor. Yani işin açıkçası şunu demek istiyorum. Galatasaray iyi bir planla sahaya çıktı. Fenerbahçe buna karşılık bir plan veya bir sertlik veya bir mücadele gösteremedi. Bakıldığında da zaten 3-1'lik bir skorun olması normal. Ben hatta şuna korktum. 60. dakikalarda bir değişiklik yaptı. Cicu'yu çıkarıp En-Nesyri'yi aldı. Orada da çok büyük bir risk aldı bence hoca. Hatta sonrasında 4. gol ve offside'den olmayan 4. gol ve bir tane de karşı karşıya bir pozisyon var. Yani onlar olsa 5 olur. Yani altından kalkamazsınız. Kalkamamakla da beraber şu da var. Şunu da anlamıyorum. Çok normalleşmiş. Fenerbahçe Galatasaray maçı, Ümit abim Galatasaraylı olarak yenilse de, ben Fenerbahçe olarak yenilsem de sahada veya sonrasında biz bunu yaşarız. İyisiyle kötüsüyle yaşarız. Ama o kadar normalleşmiş ki. Günlerce yaşarız hatta. Abi ben bir hafta iki hafta evden çıkmam yani. Aynen. Ama o kadar normalleşmiş ki abi. Yani sen de bunu hissediyorsun. Ya yani tabii ki çağlar değişti, oyuncular değişti. Artık yabancı sayısı. Yabancı sayısı değişti, taraftar bile değişti, taraftar profili de değişti. Ama bu kadar normalleşmemesi lazım. Ne değişirse değişsin. Sonuçta ilkbaharda çiçek açar, yazın sıcak olur, denize girersin, kışında yağmur yağar, kar yağar. Bu kadar normalleşmesi normal değil yani. Mourinho'nun hazırlanmasında, planlamasında eksiklik olduğunu söylemiştiniz hocam. Jorge Jesus da bundan 2 yıl önce Galatasaray maçı bizim için diğer maçlarla aynı, her maç 3 puan diye bir açıklaması olmuştu. Mourinho daha keza benim için normal bir hafta olacak, sadece bir maç, o yüzden rahatım açıklamasını yapmıştı. Mourinho daha maçı düşünmeye başlamadım demişti. Evet. Ama keşke düşünseymiş biraz. Ben akıl oyunu mu yapıyor acaba bu Portekizler? Ben de onu düşündüm. Ama hakikaten dün sahaya baktığımda Fenerbahçe'nin hani bir karşılık verememezliği. Ya tabii şimdi şu da var. Saha içindeki nüanslar bence skoru belirliyor. Siz ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın. Eminim ki hazırlanmıştır. Hani şimdi çok da bu anlamda eleştirmeyelim ama illaki hazırlanmıştır. Hepimiz hazırlanıyoruz. Hepimizin kafasında bir şey var ama o saha içindeki o döngüler maçı başka yerlere taşıyabiliyor. Ha bundan sonrası ne yapacak? Ona bakmak lazım. Yani stoper çıkarıp stoper almakla, sağ öndeki adamı çıkarıp sağ öndeki adamı almakla, yani iki aynı mevkiyi değiştirmekle olay bitmez. Ha Fenerbahçe Mourinho şunu yapsaydı, 2-0 olmuş. İkinci yarı girdin. Kim kötü? İsmail mi kötü? Tamam çıkacak. Çıkardın zaten. Ama sonrası Tadiç de kötü, Mert Müldür de kötü. Çevir üçlüye. 3-4-3, 3-5-2 ya da hiçbir şeye çevirme. Yine aynı sistemle çık. İrfan Çalı çizgiye kaydır. Osterwalde'deki sen üçlü gibi kaldı. Abramat, solda Maxim. Onlar gitsin gelsin. Yine oyun içerisinde de bu sistemi değiştirebilirsin. Ama baktığında sadece İsmail'i alıp Abramat'ı sokmakla oyuna hükmedemezsin yani. Ya da bir şey değiştiremezsin. 2-0 yenilmişsin zaten. Kaybedecek bir şeyin var mı abi? Evet. Hemen 3-4 tane yapmak lazım ki. Tadiç yok. İsmail yok. Mert Müldür de yok. Çıkar. Hoca dokunuşu gerçekten de önemli. Ümit hocam size dönmek istiyorum.
Galatasaray'ın hücum hattında Osimhen net bir şekilde hareketlilik getirdi. Oynadığı karşılaşmalarda henüz gol atamamış olsa da ben buradayım diyebildi. Şimdi bundan sonraki süreçte Icardi'nin de döndüğünü düşündüğümüzde hoca Young Boys faciası diyelim artık, öyle adlandıralım. Young Boys sürecinden sonraki maçlarda iyi bir seri ve iyi bir oyun yakaladı. Bu oyun formatını bozmalı mı? Çift forvete dönmeli mi? İşte yani o Icardi şimdi Pauk maçını oynamak isteyecektir. Muhakkak. Bu maçta bile yani süre istiyordu bence ama işte maçın gidişatına göre değiştirecekti ama gerek kalmadı. Çünkü öndeyken o riske girmek istemedi hem sakat. Bence Icardi zaten maçın orada olmak için gelmiş. Evet. Yani belki de bir umudu vardı. Belki da, son 15 dakika olsa belki. Da bence hani hazır bir Icardi yoktu. Ama bu da bir, nasıl söyleyeyim size, bu da bir karakterdir. Yani Icardi'nin kalkıp özel uçak istiyor yani, galiba. Yani bulunmak istiyor orada. Orada olması bile bir takım için ne kadar önemli olduğunu gösterir yani. Hocam siz Serum'la yedek kulübesinde oturmuş, orada takımda ama işte destek olmuş. Bu ne demek biliyor musun? Ben Serum'la çıkarken oraya Serum'un olduğunu düşünerek çıkmıyorum. Ben orada o takımı izlemek istiyorum. Yanlarında olmak istiyorum. Yani bu takım, yani takımdaşlık demek bunu gerektirir zaten. Icardi de onu yapmış. Bizim de yani mesela Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, bir gün önce benim patelen altında 12 tane dikiş atıldı dizime. Çıktım maç oynadım. Çıktım oynadım, aynen. Yani bu kendine kalmış. Yani şimdi Icardi'ye çık oyna desem bile çıkıp oynayacaktı yani, ne olursa olsun. Sakatlığı atıyorum. Tabii. Sakatlık nüksedip tekrar 6 hafta geriye atabilir de düşünmez Icardi. Sadece orada bulunmak, sadece orada. Düşünmemesi lazım. Yani hiçbir evet, profesyonel bir düşünmemesi lazım. Tabii ki çok üst düzey bir sakatlığı konuşmuyoruz. Yani o başka bir şey ama oynayabilir durumun varsa en azından o kulübede, en azından o statta olman lazım. Yani o takımdaşlığı göstermek lazım. Tabloyu dışarıdan görüyorsunuz. Bundan sonraki süreçte karar verici siz olmuş olsaydınız, tek forvet mi çıkardınız, çift forvet mi devam etmek isterdiniz? Ben olsam tek forvet devam ederim ama işte... O isim kim hocam? Osimhen olur. Osimhen. Volkan hocam? Daha yıpratıcı şu anda. Ben ilk geldiği gün söyledim. Hala daha söylüyorum. Osimhen şu an daha... Fragmanı gösteriyor yani. Daha gerçek filme geçmiş. Hem şu an Icardi sakatlıktan evet, çıktığı için. Bunu da söylerken eleştirildim. Yani niye bu kadar iyi futbol oynuyor? Ya ben bu adama karşı oynadım 2 sene önce hazırlık maçında. Tamam, Hatayspor'uz biz. Edimiz budumuz belli ama ya bir futbolcu da topu ayağına aldığında ya da sana bir şeyler gösterdiğinde anlayabiliyorsun değil mi abi? Yani kimle oynarsa oynasın. Dünkü maçta da baktığında skora katkı yapmadı. Veya Rize maçını da yapmadı mesela, ama konuşuluyor yani. Ama adamda bir şey var, o enerjiyi hissediyorsun. Bugün yapmayacak, yarın bir gün 2-3 maçta sana maçı alacak. Bence iyi bir santrafor. Hala daha söylediklerim arkasında, lütfen bunu eleştiri olarak anlamayın. Ben gördüğümü söylemek istiyorum yani, seviyorum da bunu. Doğruyu söylemek her zaman iyidir. Ben çok doğru bir transfer yapıldığını düşünüyorum. Yani Icardi mi, Osimhen mi desem ben de Ümit abiye katılıyorum. Osimhen oynar. İkinize de soracağım. Bir teknik adamın sahaya etkisi sizce yüzde kaçtır? %50'lerim isteyeceğim sizden. %50'den fazladır bana göre. Sizce Volkan hocam? Yani bunu bir yüzdelemeye vurmaktansa şunu söyleyebilirim. İyi oyuncuların varsa %50'nin üstü olur. İyi oyuncuların varsa. Kötü oyuncuların varsa %50'nin altı olur. Yani elinde de kıymetli oyuncu grubu varken tabii değişiklikler ki seni ileriye götürebilir. Ben aslında şuraya... Şimdi normalde şöyle söyleniyor. İşte teknik direktörün takıma olan etkisi %15, %20 deniliyordu. Ama ilk kovulan hep teknik direktör oluyor. Ama öyledir. Anlatabiliyor muyum yani? Sonuçta yani takımı hazırlayan teknik direktör, ilk 11'i kuran teknik Şimdi direktör. Şimdi sana çok iyi, bir örnek vereceğim. Dünkü maçtan sonra yine bakıyorum işte. Gözlemlemeyi çok seviyorum. Hakikaten çok seviyorum. Bu sadece futbol için değil ama çocuğumu da gözlemlemeyi çok seviyorum. İşte bir mekana girdim, ortamı da gözlemlemeyi çok seviyorum. Dün maçtan sonra dikkat ediyorum. Fenerbahçe futbolcular çıkıyorlar, gidiyorlar. Fenerbahçe futbolcunun kafasında ne var biliyor musun? Biz kötü gidersek başımızda Mourinho gibi bir hoca var diyor. Nasıl olsa hep o konuşulacak diyor. Bu rahatlık var Fenerbahçe futbolcuda. Tamam mı? Niye? Çünkü isim büyük. Hepimiz bir şey bekliyoruz. Değil mi? Bekliyoruz abi. Yani bu adam sihirbaz değil. Şapkadan tavşan çıkarmayacak ama herkes bir şey bekliyor. En azından bir dokunuş bekliyor. O dokunuşu göremedik. Hep ben ne diyorum? Soru işareti. Soru işareti büyüyor, soru işareti büyüyor, soru işareti daha da büyüdü. Ama Fenerbahçe futbolcular da şunu, hepsi kardeşim. Hepsinin daha abisiyim ben, büyüğüm. Hani Ümit abinin nasıl büyüğümse, saygı gösteriyorsam ben de onların büyüğüm. Söylediklerimi dikkate alsınlar. Fenerbahçe formasının değerini bilsinler ve ona göre mücadele etsinler. Bak, yenilmek başka bir şey. Mücadele etmemek veya kabullenmek veya normalleştirmek başka bir şey. Benim bu canımı çok sıktı. Yoksa
Galatasaray yenilirsin, Fenerbahçe yener. Ya bunlar futbolun içinde olan şeyler. Sonuçta futbol 3 neticeli bir oyun ama bu normalleştirme çok rahatsız edici. Son 6 yılda Fenerbahçe'nin evinde sadece bir kez Galatasaray'ı yendiğini görüyoruz ve herhangi bir tepki de yok. Hani bu tepkisizlik Ali Koç yönetiminde bitebilecek mi? Yoksa başka bir yönetime mi ihtiyaç var bu tepkisizliğin bitmesi için? Yoksa oyuncu profiliyle mi alakalı? Ya bence bunu sadece yönetimsel olarak düşünmemek lazım. Çok farklı maddeler var, temeller var. Yani bu temellerin hepsini saymaya kalksam ben burada, bak şunu söyleyebilirim. Ben Fenerbahçe'nin için çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu, neler konuşulduğunu, neler düşünüldüğünü, ne gibi bir aksiyon alınması gerektiğini, neye göre tepki verilmesi gerektiğini gerçekten çok iyi biliyorum. Ama bunların hepsi sonra bir başka yerlerde konuşulacak şeyler, burada konuşulacak şeyler değil. Ama yapılacak çok şey var. Sadece yönetimsel olarak bakmayalım işe. Ben de şöyle düşünüyorum hocam. Böylesine bir maçtan sonra, böylesine bir mağlubiyetten sonra içeride Volkan Demirel minvalinde bir karaktere de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şimdi Volkan Demirel'i hiç konu bahis yapma. Niye biliyor musun? Az önce Ümit abiyle de konuştum burada. Volkan Demirel önemli değil. Benim öyle bir beklentim de yok. Ama şu var. Bazı yerlerde bazı eski oyuncuları, kim bu eski oyuncular? Semih. Kim bu eski oyuncular? Aklıma geliyor şimdi. Kemal. Kim bu eski oyuncular? Selçuk. Kim bu eski oyuncular? Recep. Bizim kaleci Recep. Yani aklıma geldikçe söylüyorum. Bunların hakikaten bir yerlerde olması lazım. Niye olması lazım? Ya yaşanmışlığı anlatabilecek insanlar bunlar. Şimdi kimse Fenerbahçe Galatasaray derbisini elindeki gazete kağıdıyla, bilgisayardaki arşivle ya da Instagram'dan, sosyal medyadan anlatamaz. Anlatamazsınız yani. Mümkün değil. Yaşadıkça anlatabilirsiniz. Bunu da anlatamıyorsanız oyuncu bu zafer çıkıp mücadele etmeyebilir. Çünkü diyor ki oyuncu, ben yenilsem de diyor, bence Mourinho var diyor başında diyor. Zaten diyor ona gidiyor oklar diyor. Ama bence yanlış. İsmail Kartal döneminde farklıydı. İsmail Kartal döneminde biraz daha sorumluluk vardı. Evet. Herkes sorumluluk alıyordu. Anlatabiliyor muyum? Ya ben de yaşadım bunu bak. Yani açık açık konuşayım. Hatay'da ben bunu yaşadım. Benim Hatay'da bırakmamın sebebi bu. Çünkü bütün oyuncular diyor ki Volkan Hoca çözer. Ya Volkan Hoca çözer de hepimiz insanız yani, çözemeyeceğim durumlar var yani. Dedim ki ben bırakayım bari, oyuncular bir sorumluluk alsın. Oyuncular bir sarıldı birbirlerine. Takım ligde kaldı. İyi ki bırakmışım dedim. Tam yeni gelen teknik ekibin katkısı yok mu? Var. İlla ki var. Saygım sonsuz. Ama hakikaten bu iş böyledir yani. Ben yine yaşadığım bir şeyden örnek veriyorum. Çünkü biliyorum yani. Yaşadım aynısını. Hocalardan konuşmuşken de biraz da Okan Buruk'tan bahsetmek lazım. Sezona çok kötü bir başlangıç. 5 gollü Beşiktaş mağlubiyeti. Akabinin de Young Boys'a karşı alınan 2 mağlubiyet. Hani Okan Buruk bu cendereden nasıl çıkacak derken şu an Okan Buruk göklere çıkartıldı bir noktada. Bunu nasıl başardı Okan Hoca? Ya takım tam takım değildi. İşte transferler çok gecikti ki bunu hiçbir zaman sorun haline getirmedi Okan. Yani açıklamalarına bakın, hep sakin açıklamalar, yönetimi koruyarak, başkanı koruyarak hep açıklamalar yaptı. Dolayısıyla hiçbir şeyden şikayetçi olmayan bir Okan vardı. Sadece işine baktı ve nasıl olsa yani adaptasyon süreci vardı. Bu adaptasyon sürecini mesela oyuncular çok çabuk geçirdiler, çok çabuk adapte oldular. İşte Sara olsun, şimdi Salay geldi, Salay da aynı şekilde olacaktır. Osimhen olsun, çok çabuk uyum sağlayan bir yeni gelen transferlerde gözlemledik. Dolayısıyla yani o ilk baştaki o yediği tokatlar bence çok yardımcı oldu bu konuda. Herkes daha bir kendine çeki düzen verdi. Biz nereye gidiyoruz diye. Ligde çok önemli rakiplerle karşılaşmadı. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray. Bu ilk ciddi sınavdı iki takım için. Evet. Dolayısıyla kimin nerede olduğunu bu maçtan sonra görecektik. Şu anki Galatasaray bence doğru yolda. Yine kenetlenmiş bir Galatasaray var. Görüyoruz. Ve yine işte 3 puan üstüne koyarak giden bir Galatasaray var. Hem oyun anlamda hem skor anlamda çok doğru işler yapan bir Okan Hoca var. Salah'ı transfer edilirken muhtemelen ilk 11 için transfer edilmişti ama Yunus da... Şimdi Yunus Antep maçında eğer kötü oynasaydı bence bu maçta ilk 11 Salah'ı çıkardı. Ama Yunus'un en büyük sorunu istikrardı. Bizim dönemde de işte çalıştığımız dönemde de Yunus'la birlikte çalıştık. Bir maç iyi, 3 maç kötü bir Yunus vardı. O yüzden hep kiralık. O zamanki temel sorun neydi hocam? Kiralık gitti geldi. Kerem Yunus hatırlarsan ilk sene geldiklerinde bayağı bir bocaladılar onlar, Kerem ikisi. O yabancı statüsünden dolayı mecbur hep oynatıldılar hatırlarsan. Şimdi Yunus daha olgunlaşmış, daha bir kendine özgüven gelmiş. Bacak arası atıyor Çağlar'a ceza sahasında. Yani o duruma gelmiş artık Yunus. 2-3 maç arka arkaya iyi oynayıp şu anda forma savaşını o da veriyor. Bu tabii Okan'ın elini de güçlendirdi. Şimdi Salay mı Yunus mu diyorsun? İşte Osimhen mi Icardi mi diyorsun veya ikisi birlikte.
Jakobs mesela çok iyi tuttu. Dün çok iyi maç çıkardı. Sol bek olarak şimdi ilk maçlarda çok atak oynayan bir Galatasaray vardı. Ama bu maçta defansif anlamda neler yapabileceğini de bize gösterdi. Gerçekten kademeleri yerinde, müdahaleleri yerinde bir Jakobs vardı. Her şey dediğim gibi yeni transferlerde cuk diye oturdu Galatasaray'da şu anda. Ümit abinin lafını kesmek istemedim. Şimdi Jakobs'tan bahsediyor. Mesela Tadic'i çok iyi kilitledi. Evet. Mesela orada da hemen hoca şunu yapabilir. Tadic'le Maxim'i bir yer değiştirip, şimdi ikisi de atletik oyuncu. Maxim'le Jakobs değil mi? Evet. Onunla orada bir çarpışsın. Tadic'i al buraya, geçen seninki en iyi oynadığı mevkiye. Kaan Ayhan biraz daha ağır bir oyuncu. Ona Kaan iki, dün sıkıntılar çektirdi. Evet, bir iki döner, çalım atar, malım atar. Yani onunla eşleştirsen yine Fenerbahçe bu kadar etkisiz kalmazdı. Bir de Fenerbahçe'ye dikkat edin. En çok pozisyon nereden gitti Fenerbahçe? Soldan. Soldan yani. Sol taraf akıyor değil mi? Sol taraf akıyor. Yani Maxim'in ayağına bakmaması lazım. Maxim'in ayağına bakmaması lazım ama oraya evriliyor oyun yani bir şekilde. Ve oraya evriliyorsa daha becerili bir oyuncu. Oraya Tadic'i koysan bu kenar ortaları yaparsın, Jako vurur. Yani atıyorum yani. Oyun neyi getirir onu bilemezsin hiçbir zaman da. Ben öngörü olarak söylüyorum. Buraya alırsın Tadic'i. Kaan'la daha kolay bir eşleşme olur onun için. Ya Kaan kötü diye söylemiyorum. Ona uygun bir oyuncu diye söylüyorum. Yoksa Kaan dün çok... en büyük şansı neydi biliyor musun? Sanchez arkasında oynaması. Aynen. Sanchez de. Yani o kadar çok kademeye girdi ki Sanchez. Evet. Yani sakatlıktan sonra gerçekten bu kadar güçlü olması fevkalade. Çünkü yani çok bocalayan bir defansı vardı Galatasaray'ın bu zamana kadar. Sanchez geldikten sonra ancak toparladı. Yani Galatasaray için büyük bir şans. Hem bir hem uzun boylu hem süratli olması yani çok bulunacak bir oyuncu değil. Yani aranan bir stoper. Dolayısıyla Sanchez gerçekten. Nelson da aynı şekilde mesela oyuna sonradan girdi. Kendini hazır tutmuş. Yine çizgide bir müdahalesi var. Geçen sene de bunları yaşadık. Çok uzun dönem yedek kaldıktan sonra oynamaya başladığı an iyi işler yaptı. Bu sene de yine oyuna girdi. İyi işler yapmaya devam ediyor. Demek ki her zaman hem psikolojik olarak hem form olarak çok hazır bir Nelson. Volkan Hocam, işler kötü gittiğinde oyunu değiştirirsin ya da oyuncuyu değiştirirsin. Hı-hı. Mourinho oyunu değiştirme tercihini kullanmadı. Aynı sistemde devam etti. Tabii daha sonrasında En-Nesyri'yi oyuna attı ama oyuncu değişiklikleri de biraz özellikle 80. dakikadaki uzatmayla beraber bir 16 dakikalık bölüm vardı. Hiç planlamanın içerisine dahil olmayan bir Cengiz'i kurtarıcı olarak attı. Daha sonrasında orta sahaya aldığı Amrabat'ı orta sahayı güçlendirsin, daha dinamik tutsun dediği orta sahaya stopere çekti. Daha sonrasında En-Nesyri'yi atınca da 4-4-2 formasyona döndü. Oyuncu oyunda yaptığı bu dokunuşlar Fenerbahçe'yi öne götürmektense daha da geriye götürmedi. Şimdi mi? İlk yanlışı zaten devre arasında söyledik. 3 tane birden değiştirebilirdi. Kim işte? Sağ kenar Mert, Tadic, bir de İsmail dedik. Bunların üçünü değiştirebilirdi. Geç kaldın. Sonrasında Cicu çıkarken tabela kalktı ya 6 numaralı. Cicu anlamadı. Niye ben çıkıyorum? Çünkü hakikaten Cicu Fenerbahçe'nin en iyi oynayanlarından biri. İkincisi de Maxim. Maxim de çıktı. Yani iki tane Fenerbahçe'nin yani Maxim iyi oynuyor derken bir şey yapmıyor ama o yapıyor yani birebir. Becerisi onun var. Başka kimsenin yok. Sen Cengiz'i Avrupa kadrosuna yazmamışsın. Bu sene oyuna girdi mi Cengiz? Bir maçta girdi galiba. Bir dakika, iki dakika. Onu diyorum işte. Bir dakika, iki dakika aldığın Cengiz'i bu maça kurtarıcı olarak atıyorsun. Bence bu da mesaj. Bence bu da bir mesaj. Bak Mourinho alttan mesajlar veriyor. Basın toplantısına çıkmaması da bir mesaj. Bu mesajları mesaj kutusunu doldurmaya başladı ama yani doğru bir durum değil yani. Demek istediğim şu, soru işareti hep söyleyeceğim. Bu senin benim lafım bu. Soru işareti hala duruyor. Devam ediyor ve büyüyor. Büyüdükçe de insanların rahatsızlığı belli olacak. Şimdi önünde iki tane maç var Fenerbahçe'nin. Ne maçı biliyor musun bunlar? Reaksiyon maçı. Normalleşerek mi gidecek? Görmeyin mi? Çok normalleşmiş. Normalleşmeye devam ettirecekler mi? Yoksa bir reaksiyon verecekler mi? Reaksiyon vermezse Avrupa maçı, sonrasında Antalya maçı sıkıntılı maçlar bekliyor Fenerbahçe. Oyuncu grubunun ve hocanın reaksiyon gösterebileceğini düşünüyor musunuz hocam peki? Ben oyuncu grubunun reaksiyon göstereceğini, hocanın da buna göre bir çalışma yapacağını düşünüyorum. Yani şöyle bir şey, şu an hoca reaksiyon veremez. Yani veremez derken şu anlamda, hoca anlatır, oyuncular reaksiyon verir. Hoca ne yapacak? Hocanın değiştirmesini eleştiririz. Nasıl eleştiriyoruz şu an? Eleştiririz. Ama sahada oyuncu oynuyor. Yani şimdi sen temas yapmazsan adam ne yapsın? Ya adam sana illaki göstermiştir bunu. Ama sen gidip adamla şimdi 1-2, 3. gol yiyor Fenerbahçe. Ona da gelecektik de unuttum şimdi geleyim. Fenerbahçe 2 tane taştan gol yiyor ya. Bir tanesini Abdülkerim İsmail arkasından koşuyor. 6 pas ceza sahası, 6 pas çizgisinin köşesine doğru gidiyor. Kafayla çıkarıyor. Top sekiyor, havuza düşüyor. İsmail ile Yunus kafaya çıkıyor.
Çok iyi bir vuruş. Livakovic'e sallıyoruz ama Livakovic'in yapacak bir şey yok. Livakovic yapmış hamlesini de direkten çarp adama koluna çarpıp içeri giriyor. O pozisyon çarpmasa bile bir tek kişi takip ediyor topu, şutu. Evet, ama Osimhen yine gol olacak. Ediyor. Yine gol olacak. Söylüyorsun abi. Yani burada kaleciye bir şey bulamayız. Sen ikinci golü bulurum belki. Biraz daha belki çıkıp açıyı daha erken kapatabilir. Üçüncü gol yine taç atıyor. Sarı alıyor topu. Yanında Fred var. Refakatçi gibi. Dokunmuyor. Osimhen geliyor. Arkasını dönüyor. Çünkü şeye bakıyor. Sağ ön oyuncuya bakıyor. Sonra içeri dönüyor. Ciku'nun önünden geçiyor. Ciku penaltı yapmamak için böyle elini ayağını çekiyor. Evet, adam zaten almış topu 20 metre. Slalom yapa yapa gelmiş. Slalom da şey slalom değil ha. Direkler koyarsın ya böyle. Onların arasından geçer gibi. Vuruyor sol ayağıyla. Gol oluyor. Yani iki tane taştan gol. Sonra diyor ki hoca iki tane taştan gol yedik diyor. Ya bak ben Anadolu'da yesem bu golleri. Hatay'ın en sonuncusuyum. Yesem yemin ediyorum 4 gün bunu nasıl yedim diye sorarım yani. Sormaz mısın evet. Abi? Şimdi taç herkes şey gibi görür. Taç atışı. Değil İngiltere'de abi. Büyük silahtır mesela. Taç atışı bence şu an en büyük kozlardan bir tanesi. Ben geçen sene buna çok çalıştım. Bizde Gulam diye bir oyuncu vardı. Acayip taç atıyordu. Bir de fizi vardı, koşuyordu. En sağdan fiziği şeye doğru koşturuyordum. Ceza sahasına doğru. O da atıyordu yani. Bunları hep çalışmak lazım. Tam tersi savunmasını da çalışmak lazım. Ki zaten taş atışları için artık özel hocalar da çıkmaya başladı. Var. Yani basitleştirmemek lazım. Fenerbahçe gibi büyük ben bir... Ben de uzun kulübün. Atardım taşları. Atardım. Ama bence büyük bir avantaj biliyor musun? Evet. Vallahi çok büyük avantaj. Yani kullanmak lazım. Futbolda artık çeşitliliğe de önem verildiği dönemde kulüplerin de buna dikkat etmesi lazım. Ümit Hocam, Galatasaray'ın önündeki 5 lig maçının 4'ü içeride büyük bir fikstür avantajı da söz konusu. Bu süreçte puan farkının daha da fazla açılabileceğini düşünüyor musunuz? Olabilir. Niye olmasın yani? Sonuçta yara almış bir Fenerbahçe var. Geçen sene bu iki takım ligden kopmuş sonucu belirlediler. Bu sene de öyle çok farklı gözükmüyor. Yani diğer takımlara baktığın zaman bu iki takımın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok çok altında. Şimdi Kasımpaşa ve Alanyaspor maçları var bu milli takım arasına girmeden. İkisini de kazanabilecek güçte Galatasaray. Yani çok rahat kazanabilecek güçte. Dolayısıyla esas olan Avrupa maçlarında yine maç sayıları çok fazla olacak. İşte 6 maç yerine 8 maç oynayacak takımlar. Yani gruptan çıkmış gibi olacaklar bu sene. Dolayısıyla çok maç hem Türkiye Kupası hem milli takım girecek araya. Orada sakatlar ve cezalar olduğunda esas kimin nasıl bir formda olduğu ortaya çıkacak veya kulübeden gelen olacak olan oyuncular ne durumda olduğu belirleyecek. Çünkü hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem Galatasaray şu an baktığın zaman Fenerbahçe çok iyi bir kulübe sahip. Evet. Arkadan En-Nesyri ne kadar formsuz oldu olsun. İşte İrfan Can Kahveci dediğim zaman. Takım olarak bence kadrolar iyi kadro. Kadro iyi kadro. Ama bu kadroları kullanmak önemli tabii. Şimdi Galatasaray da aynı şekilde. Çok iyi kadro. Beşiktaş'ın da kadrosu. Beşiktaş'ta atıyorum mesela bir Rafa Silva oynamadığı zaman. Belki arar. Ama kötü kadro değil. Yani üç takımın da bence şu an Türkiye Ligi için ideal. Avrupa Ligi için de bence üç takım da bence çıkabilecek. Yarışabilecek işte. Durumda. Evet. Volkan Hocam, bu oyuncu grubunun oynatılabileceğini söylüyorsunuz ama bu oyuncu grubunun aynı zamanda iyi de hazırlanması lazım. En-Nesyri geleli 2 ay oldu. Sonradan oyun alıyorsun ve hala 20-30 dakika için bile hazır olduğunu net olarak ben düşünmüyorum. Nasıl bir görüntü çizdi? Siz ya şimdi bir oyuncuyu ediniz. Sonradan sokmakla ilk 11 sokmak arası fark vardır. Ama ben de En-Nesyri'nin hazır değil demeyeyim de En-Nesyri'ye göre bir oyun kurgulamak lazım En-Nesyri oynayacaksa. İşte biraz daha kenar ortaları çünkü sıçrama ve timing özelliği olan bir oyuncu. Tamam koşucu ama çok koşucu değil. Daha çok fullelerinden dolayı mesafe kat eden bir oyuncu. O yüzden daha çok En-Nesyri'ye göre bir plan hazırlamak lazım ama şu var. Şu an Dzeko'yu kesemeyecektir. Kesemezsiniz. Dzeko çünkü 5-6 normalde ikisi aynı anda oynadığınız zaman büyük bir silah. İçeride, eğer ortalar gelirse. İçeride oynar abi. İçeride bence içeride ama oynar. Ama orta Maksim'in orta yapmaz. Tadiç. Maksim'inle yapamazsın. Maksim tamamen kafayı öne eğip gidiyor. Aynen. Kendi becerileriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dribbling ise bence zaten aslında topla gidiyor. Kostic'in daha hazır olmadığı var herhalde. Daha hazır değil. Bence o Fenerbahçe'nin büyük eksikliği şu an Ferdi'de. Şimdi Ferdi geçen sene Fenerbahçe'nin oyun planı olmamasına rağmen geriden oyun kurma planı kendi becerisiyle oradan çıkıyordu çabukluğuyla, oyun bilgisiyle, oyun becerisiyle. Ama bu sene şimdi Osterwalde'den de bunu yani bulamayacaksınız karşına. Belki Kostić gelirse biraz daha hani Ferdi görevini üstlenir mi? Yine benzer oyuncu değiller. Ama biraz daha tabii topla o akışı sağlayabilen Tadic'i mesela sola alırsan Kostić-Tadic ikilisi o Ferdi-Tadic etkisi verir mi? Yaklaşabilir. Yani verir demiyorum ama yaklaşabilir. Doğru planlama yapmak lazım.
Doğru planlama çok önemli. Bakalım önümüzdeki haftalar bize neler gösterecek. Yayınımızı toparlamadan, kapatmadan önce de son sözü size bırakmak istiyorum. Üzerine konuşmadık dediğiniz ve eklemek istediğiniz bir şey varsa derbiyle alakalı notlarınız. Sarı kartlara konuşabilirim belki ben. Elbette. Yani ilk yarıda 3 tane sarı kart gördü Galatasaray. Ve 71. dakikada 6. sarı kartı gördü ve oyuncu değişikliği yoktu. Yani ne kadar çok Okan Hoca ne kadar çok güvendiğini takıma çıkarmadığı için belli ediyor. 75. dakikada hadi oyuncu değişikliği yani bir sarı kartla çıkacak diye düşündük. Sarı kartı görmeyen Mertens çıktı. Evet. Ve 83'te ancak değişiklik yaptı. Yani bu kadar 6 sarı kartla oynayıp da değiştirmemek bu da Galatasaray'ın ne kadar temaslı oynadığını gösteriyor. Galatasaray 6 sarı kart demiş. 6 sarı kart dedim. %50 evet. Fark var. 3'ün 1'i Mert yedek kulübesinde. Yani Fenerbahçe'nin evet. Aslında oyununun gene kendini belli ettim. Özeti çok belli yani abi. Yani özeti çok belli. Temassız bir Fenerbahçe, mücadele etmeyen bir Fenerbahçe. Teknik taktik anlamda da skoru aldıktan sonra biraz daha Galatasaray zaten bunu oynayacağını ben bekliyordum. Biraz daha hani ilk önce bekleyeyim sonrasında çıkışlarla bulayım ki Saran golünde de aynı şekilde. Aynı. 5 kişinin arasından gidip ceza sahasına çok temas hani boş vardır. Pozisyonda golünü atıyor. Orada da yani çok detay var. Yani detaya girdikçe çok uzar iş. Ama kısaca özet. Daha çok isteyen bir Galatasaray vardı. Evet. Galatasaray isteyen taraftı. Fenerbahçe isteyen taraftı diyemiyorum. Çünkü mücadelede hiçbir şey görmedim yani. Peki hocam kapatmadan önce aklıma geldi. Bu mağlubiyeti, bu süreci İsmail Kartal yaşamış olsaydı şu an tablo nasıl olurdu? Ya şimdi olmamış bir şeyin üstüne konuşmak peki. Yanlış olur. Biz olmuşların üstüne konuşalım. Olmamış konuşmaya gerek yok. Tamamdır hocam. İkinizin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ ol. Senin de ağzına sağlık.